Merhaba dede. Hanen şen olsun. Mekanına geldik. Neler söylemek istersin bizlere? Bugün 3. ayın 22'si. Mutlaki insanlığın, varlığın, bütünlüğünün, kainatının, yeryüzündeki canlı varlığın can bulduğu bir gündür. Yani dünü olmayan, dünü de bugün olan Nevruz, yani kainatın uyanışıydı 21 Mart. Bugün de 22 Mart olsa da gelen insanların da Nevruz'udur. Bugün Ali Baba taliplerinden bazı canlarımız, ecdatlarının dergahlarına, dedelerinin yanlarına gelmişler. Pir Feyzullah Efendi derneğindeyiz. Bugün de sizlerin nabzunuz, Allah sizlerin Allah. Dilekleriniz, niyetleriniz, muhabbetleriniz her ne niyete gelmişse mutlak ki yerli yerinde bu dergâhtan nasibini alacaktır. Çünkü her dergâhın bir zahiri, bir de batını, hakaniyette sahibi vardır. Siz hak bildikten sonra hakkınız verilecektir. Biz bir vesileyiz ama bizim mutlak yine evliye zatlarımızın 1860'larda, 1870'lerde Tozanlı'ya Sivas'tan göç eden şeriatın, bugünkü devletin baskı sürecimlerinde Anadolu'ya Tozanlı'nın bir vadisine yerleşen Pir Feyzullah Efendi'nin ışığından yetişen ve onun neslinden gelen yine evlatlarının Şeyh Ali, yani dedem olan Seyyid Ali'nin ışığından yetişen ve onun evlatlarından Feyzullah Efendi'nin ve kardeşlerinin ışığından yetişen, biz aynı nesil olan bir nitelikten gelen, o köyden gelen canlarız sizlerle beraber. Ümit ederiz ki onların yaşadığı gibi, ümit ederiz ki onların paylaştığı aşk gibi, paylaştıkları dertleri, kederler, lokmalar gibi bizler de bugün aynı dostluklar içinde birbirlerimizi paylaşır, birbirlerimizin gönüllerini aynı sevgiyle okşarsak karanlıkları yeneceğimiz, mutlaki her şehrin, her yaşamın bir karanlığı vardır, bir zor işleri vardır, sevgiyle aşılır. Kim ki Ehl-i Beyt'e aşık olmuş, yoluna aşık olmuşsa o yolda da o derdini yenmiştir, derdine dert katmıştır. Çünkü Ehl-i Beyt aşığının yolunun derdi derttir. Eyvallah. Bizler de bu Ali Baba Veli Sultan'ın bizlere sunduğu bu ışıktan, doğrusundan yürüyerek karınca kaderince yolunda hizmet etmeye, o kapının bir kıtmır etna kulu olarak kapımıza, gönlümüze, hizmetimize gelen insanlara onun sevgilerinden, muhabbetlerinden sunmaya çalışmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Ama tabii ki el ele yıkar, elde döner, mutlak yüzü yıkar. Bizler Mekke'de Muhammed, Tekke'de evli arayan bir nesil değil. Hak aynımızda, aynımızda gördüğümüz Tanrı'nın görüntüleri diye birbirlerimizi sevme ve sevilme muhabbetini aşılar, muhabbetine nail olursak aşmayacağımız engeller olmaz. Birlikten beraberlik doğar, sevgiden dünya doğar, sevgiden dünya var olur. Sevgiden dünya aşina olur. Çünkü sevginin olduğu yerde birlik olur. Birliğin olduğu yerde de şiddet olmaz. Rızanın olduğu yerde de dert olmaz. Bugün gerçekten bütün insanlık aleminin sıkıntıları var, görüyoruz. Eyvallah, eyvallah. Dünya karışık. Herkesin bir sıkıntısı var. Her şeyi var ama sıkıntısı var. Hanı var, apartmanı var, parası var ama bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı nedir? Huzur ve sevgidir. İnsanın huzurdan ve sevgiden uzaklaştığı bir yerde, insanların ötekileştirdiği ve sınırların yok edilmediği süreçte dert büyür. Dünyada 7 milyar 680 bin insanın var olduğu şu anki bir dünyada bizlerin niyetleri ve duaları sınırların kalkıp
insanlığın birliğe ve beraberliğe gelmesi, dini, insan, mezhebi vicdan olan bir sevgiyle beraber yaşama özlemi ve yaşama duygular içinde hizmet etmek zorunluluğumuz var. Ne mutlu ki hizmet edenlere, ne mutlu ki dini, insan, mezhebi vicdan diyenlere aşk olsun. Eyvallah dedem. Sağ ol. Ağzına sağlık. Söyleyeceğim, bu savaş ortamında, bu ülkelerin komşularıyla karışıklık ortamında neler söylemek istersiniz? Şunu diyoruz, dünyanın hangi köşesinde bir sinek incinse, bir insan incinse bizim yüreğimiz sızlar. Bir anne çocuğuna zulmedebilir mi? Bir baba ise çocuğuna zulmedebilir mi? Bir anne ve bir baba olma şefkatini dünya alemine nasip olmasını niyaz eder. Çünkü bir anne ve bir baba şefkatine ve duygusuna sahip olanlar başka bir insana zarar veremez. La mekandan Adem'e, Adem'den bu deme, bu demden insanlık alemine, dini, insan, mezhebi, sevgi olanlara aşk olsun. Eyvallah size. Teşekkür ederiz. Başka bir mesajınız var mı bizim Alevi toplumuna? Siyaset geliyor, önümüzde siyaset var. Bizim ne Alevi toplumuna ne de Sünni toplumuna bir ayrımımız yok. Bizim davamız insanlık davası. İnsanlık davası. Bizim davamız insanlık davası. Eyvallah. Ülkemizin geleceği için, insanlık için, insanlar eksiklerimiz var. Gerçekten kadın şiddeti çoğaldı. Çoluk çocuk şiddeti çoğaldı, ne bileyim sinir krizi, intihar krizleri, bir bunalım var insanlarda, bir sıkıntı var. Bunları nasıl aşarız? Bir pir gözüyle, bir ehl-i beyt yoluna bak. Bizlere bugüne kadar vesile olan öncülerimiz, insanlığın bittiği yerde Hazreti Muhammed gelmiş. İnsanlığın bittiği yerde, yani insanı zulmete sunulduğu bir yerde Muhammed gelmiş, Hazreti Muhammed Efendimiz ve kainata güzellikler vaat ederek, bir sevgi sunarak insandan yüce bir varlık yoktur demiş. Bizler de eğer ki insandan yüce bir varlık yok sevdasına düşersek, hangi bela gelirse benim başımın üstüne, hangi bela gelirse benim başımın üstüne. Davamız insanlık sevgisi üzerine olan. Allah'ım. İnsanı sevenin başka tanrısı olmaz. İnsanı sevmeyenin tanrıları çoktur ama Allah onları da nasip etsin. Allah Allah. Allah bizim bir söz vardı. Diyorlar ki Aleviler düşmanlarıyla dost oldu. Hazreti İsa'yı çarmıha geliyorlar. Taşlayanlar taşlıyorlar ve taşlayanlara rahip soruyor İsa'ya. İsa diyor ki Ya Rab, benim taşlayanların günahını bağışla. O anda rahip zaten taşlatıyor, bir de zabıt tutuyor. Ya İsa, ne bu söz, ne bu, nasıl bir söz bu diyor. Diyor ki neyi taşladıklarını bilseler yaparlar mıydı? Bu çağda, bu ilim çağında bir insan insan kesiyorsa sadakalları lazım. Bunlar neyi taşladıklarını bilmeyecek kadar cahil olamazlar. Bunları yöneten ve yönetenler artık bu zulmete dur desinler. Herhalde onların evlerinde çocukları vardır. Her ağlayan ananın onun da anası vardır. Her ana bir tanrıdır. Her baba bir tanrıdır. İnsan da yüce varlıktır. İnsandan yüce bir varlık yoktur. İnsanı sevelim, insana tanrı diyelim. Şiddetten uzak duralım. Eyvallah dede. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Mekanına geldik. Aşk olsun.